Şimdi önce frambuaz sostan başlayalım. Bu taze olarak tahmin ediyorum. O kutular çok güzel. İki tane kutu yetecektir. Dondurulmuş kullanabilirsiniz. Bir 400-500 gram. Bu da yeterli olacak. Şimdi bunu koyalım. İki çorba kaşığı kadar toz şeker koyacağım ama sonra tadına mutlaka bakacağım. Biraz az gelebilir galiba, bunda yeterli kadar var. Şimdi önce bir rondodan geçiriyorum. Tat kontrolü yapıyorum. Eğer tamamsa mısır nişastasıyla biraz da kaynatacağım. Şöyle dolu dolu bir çorba kaşığı da içine mısır nişastasını ekliyorum ben. Bir taşım kaynatalım. Demin bahsettiğim aslında komposto ile alakalı, burada da bir küçük hatırlatma yapabilirim. Bunun şekerini de kompostonuzun tadına göre ayarlayabilirsiniz aslında. Burada amaç hem dondurmanın o soğukluğunu geri plana almak hem de hafifletmek. Şimdi ikinci işimize geçelim. Şu görmüş olduğunuz şeftalileri bir kurulayım ben. Onları şöyle bir çıkaralım ve kurutalım. Sosuma da bakayım, ne alem. Galiba o da oldu. Evet, kaynamaya başlamış. Şöyle bir kere kaynama noktasına gelip de o köpüklenmeyi gördüğünüzde, hareketi gördüğünüzde tamamdır. Evet, bir taşım kaynamamızı yaptık. Şeftalilerimiz için de bir tavaya ihtiyacımız var demiştim. Şimdi onu az bir şeker ve yine az bir tereyağıyla, belki bir tatlı kaşığı tereyağıyla sanki şöyle hafif renk aldıracağız, karamelize yapacağız. Şöyle tereyağımızı koyalım. Evet, tereyağımız eriyince şöyle bir lokma da sıvı yağ koyayım ben yine buna. Şu kadar yetecek. Evet, artık kurulamış olduğum şeftalileri de ekleyebilirim. Çok fazla zedelememeye çalışarak hafif bir karamelizasyon istiyorum. İki çorba kaşığı da üstüne şeker. Bence bunun da artık lezzetlendirme işlemi gayet güzel bitti. Bundan sonra neyi kaldı? Krem şanti. Şeftalileri kapatıyorum. Frambuaz bitti, şeftali bitti, krokanlarım hazırdı. Evet, şimdi buzdolabına gidiyorum ben. Katı bir krem şanti istiyorum. Krem şanti tozunu alıyorum, 2 paket kadar. Onun üzerinde zaten yazar 2 su bardağı ama ben biraz daha katıca bir şey istediğim için kontrollü gideceğim. Belki biraz daha az koyacağım. Evet, krem şantim hazır. Ben onu birazdan buzdolabına koyacağım. Zaten bütün malzememi amacım soğutmak. Ama en son krokanlarımı da çekeyim önünüzde. Şimdi bir başka rondoya geçelim. Evet, çok da minik olmasın. Biraz şöyle ağza dişe gelir parçalarda bıraktım. Geleneksel olarak böyle ayaklı bir bardakta servisini yapmak lazım. Peşmelbanın en altına krokanı koyalım. İstediğiniz sırada da yapabilirsiniz pek tabii ama. Sonra üstüne şöyle güzelce bir şeftaliyi yerleştiriyorum. Biraz krem şanti ile süs yapalım. Frambuaz sosu da dökelim. Böyle renkli renkli bir kup oluyor bu. Şimdi bundan sonra artık en son servise tamamlayacağım ben. Yine biraz krokan, dondurma, yine biraz frambuaz sos ve tamam olmuş olacağız.